Alo. Alo. Beni hatırladın mı? Aslında hatırlayamadım. Beni unuttun demek. Oysa ki lisede en iyi arkadaşlarımdan biriydim. Murat, sen misin? Evet, benim. Şu an çok şaşkınım. Telefonumu nereden buldun? Ceylin'den. Onunla görüşüyor musunuz? Arada bir telefonla görüşüyoruz. Geçen gün konuşurken aklıma sen geldin. Ondan numaranı istedim. Gerçekten çok şaşkınım. Çok uzun zaman oldu. Cuma günleri okuldan kaçar sinemaya giderdik. Evet, güzel günlerdi. O günleri çok özlüyorum ya. Senin il dışında olduğunu biliyordum. Evet, il dışındayım ama iş için birkaç gün İstanbul'da olacağım. Aa, çok güzel. Bir gün görüşelim. Otelde mi kalıyorsun? Evet, Paradise Otel'deyim. O otel benim evimin iki sokak arkasında. Hadi ya, o kadar yakın mı? Evet. Aslında bana gelsene. Bir kahve içeriz. Bu saatte seni rahatsız etmeyeyim şimdi. Yok canım. Aslında bir kahveye hayır demem. Tamam, o zaman sana adresi vereyim. Soy, Çetin öğretmen. Saç uzun olan tüm erkek Ne güzel günlerdi. Çetin öğretmen hayatın. Valla sanırım didime yerleşmiş diye biliyorum ben. Ne yapıyorsun? Ben senaryo yazıyorum. Hadi canım. Evet. Ya gerçekten sende o ışığı görmüştüm. Hadi canım. Gerçekten mi? Evet, sen okuldayken sinemadan çıkmazdın. Yeni senaryolar var mı bakalım? Birkaç tane var. Ben bu arada bir su alabilir miyim? Tabii. Yazıyorsun. Duygusal mı? Dram mı? Gerçi ben pek anlamamışlardan ama. Korku. Şu an çok revaçta. Deepweb'de kötü videolar diye bir internet sayfası açmışlar. Video serisinin adı kötü videolardı. Dur bekle. Sitede bunun gibi birçok video var. Bunun bir kurmacı olmadığını söylüyorlar. Yani videodaki işlenen cinayetler gerçek mi? Evet, öyleymiş. Hiçbir özel efekt yok diyorlar. Sen sinemacısın, anlarsın. Sence gerçek mi bunlar? Yani bilmiyorum ama gerçekçi duruyorlar. Bak. Kadını sandalyeye bağlamışlar. Tek tek dişlerini çekiyorlar. Bu videolar çok rahatsız edici. Ya bir de bu videoları canlı yayınlamışlar. Nasıl yani? Bildiğimiz canlı yayın mı? Evet. Videoyu aynı anda 118 bin kişi izlemiş. 118 bin mi? Evet. Canlı canlı 118 bin kişi bir insanın ölümünü izliyor. Düşünsene. Yani bu çevremizde 118 bin potansiyel katil var demek. Bu videolar viral olmuş. Milyonlarca insan bunları izliyor. Bir insan neden böyle bir video izler ki? Sanırım sebebi insanlardaki öldürme arzusu. Öldürme arzusu. Evet, insanların içinde çeşitli dürtüler var. Bunlardan bazıları hayvani dürtüler. Yasalar gereği kendi yapamadıkları için bu hayvani dürtülerini bu videolarla tatmin ediyorlar. Ben
ben bunu daha fazla izleyebileceğim. Bu videoları nerede aldın? Deep Web'de gezinirken karşılaştım. Ama bu karanlık ağda en çok izlediğim içerik. Eğer bu karanlık ağa girersen bu videolarla karşılaşmamanın imkanı yok. Karanlık ağda ne işin var ki? Uzaylı videolarını takip ediyorum. Orada gerçek uzaylı videoları var. Gerçek uzaylı videoları. Evet. Yani gerçekten uzaylıların olduğuna inanmıyorsun değil mi? Evet. Bak sana gerçek uzaylı bir video izletiyorum. Yok yok. Bugün yeterince video izledim. Daha fazla böyle videolara katlanamam. Karanlık ağa pek bana göre bir yer değil. Bu arada kahve çok güzel olmuş. Ya beğenmene sevindim. Bu kahveyi Etiyopya'dan getirdim. Etiyopya'nın kahvesiyle ünlü olduğunu bilmiyordum. Aa, bugün canlı yayın yapacaklarmış. Ne? Kötü videolar. Bugün canlı yayın yapacaklarmış bir saat sonra. Bunu izleyecek misin? Bilmem. Aslında çok vahşice biliyorum. Ama bu videoları izlemek çok hoşuma gidiyor. Birazdan bayılacaksın. Ve gözlerini açtığında bir canlı yayının canlı kahramanı olacaksın. Haklısın. İnsanların içinde çeşitli dürtüler var. Ve bunlardan bazıları hayvani dürtüler. Biz ne mi yapıyoruz? Bu hayvani videoları izleyenlerin kişisel bilgilerini çalıp onların yaşadığı yeri tespit bir sonraki kurbanımızda bu videoları izleyenler arasından seçiyoruz. Yani izleyici oldukları videoda kurban oluyorlar. Videoları izleyenler arasında senin gibi tanıdık biri olduğunu görünce çok şaşırmadım. Çünkü her insanın çevresinde hayvani dürtüleri olan bazıları oluyor.